Evet sevgili 6. sınıflarım. Şimdi sınavımızı, ortak sınavımızın senaryo örneklerini birlikte çözelim. Gel, bak sen yap istiyorsan. Bu videoda ben katılıyorum size. Evet. Annem bana maaş veriyor. Evet. Read the text and complete the table with the correct daily activities. Sen bundan okulistikte hata yapmışsın. Ama sanki şeyden dikkatten oldu. Dikkatten evet. Oldu. Hastaydı. On weekdays. Ne demekti weekdays Batu? Hafta içi öğretmenim. Hafta içi. Evet hafta içi. Şimdi bunu biraz büyütelim. Görünsün güzelce. Biraz da ne renk yapsak kırmızı olsun. Hı. Hafta içi. Dean. Ne yapacağız buraya? Ne getireceğiz? Deyin diye mi okun? Neyse. Ne? Oku sen oku. Beğen mi? Bir şey bulamadım. Ben de okuyacağım. Duyuyor bazen. Uyanır, kalkar. Ne deriz? Wakes up. Wakes up da olur. Başka ne olur? Gets up. Gets up da olur. İkisi de doğru. Tamam. At 7 a.m. And ne yapıyor burada? Saçını mı tarıyor? Yok kahvaltı yapıyor. Has breakfast. Has breakfast. Saçını tanımışım özgür aslında. Şunu şey tarak zannettim. Has breakfast at 8 a.m. 8'de kahvaltı yapar. He goes to mu diyeyim, walks to mu diyeyim? Goes to school. Evet, Batu'nun da dediği gibi farklı ifadeler kullanabilirsiniz. Yani goes to, walks to olur. Olur, üzüntüye göre değişir. Sonra he has neye benziyor? Lunch'a benziyor. Lunch, evet. Has lunch. At 1 p.m. After he returns home, eve döndükten sonra at 3 p.m. saat 3'te he does his homework herhalde. Evet, does his homework, ödevini yapar. Hop. Evet. Ödevini yapar. Evet, öyle bir de öğle yemeğini yer. Eve döndükten sonra 3'te ödevini yapar. He watches TV. Watches TV. Televizyon da herhalde. Hı hı, televizyon o. Watches TV. At 7 p.m. öğleden sonra 7'de. And then he reads. Evet, siz de böyle yapın. Siz de böyle yapın çocuklar. Yani, değil mi? Değil mi Batu? Hı hı. Kırmızı Batu. Anne yazdın diye. Tamam, reads a book. Ya klavyeden kaynaklı. Between 8 p.m. and 9 p.m. 8'de 9 arası. Değil mi? Bu between arası demekti. Evet. Bu saatler arasında kitap okur. Silindi yazdım. Evet, he goes to bed. He goes to bed. Yatağa gider. At 9:30 p.m. At weekend, Dean. Dean wakes up. Wakes up ya da gets up, değil mi? Aynı şey. Aynı şey, tamam. Yani gets up yataktan kalkmış, ondan yazdım. Sonra at 9 a.m. hafta sonları 9'da kalkar. Sonra he has. He'ye gerek yok çünkü virgül var. Ha, virgül var. Has breakfast. 10 a.m. between 10 a.m. and 11 a.m. saat 10 ile 11 arasında, böyle bir saat boyunca hafta sonu olduğu için uzun uzun kahvaltısını yapıyor. On Saturdays, cumartesileri he goes to art course mu diyelim? Evet, goes to an art course diyelim. Biz E ile N'in nereye geleceğini öğrendiniz mi? Hı hı. Evet, tamam. Ama bu zaten 6. sınıf sınavı. Ne? Evet, hem sana da hazırlık oluyor. Beraber çözüyorsun, geçen sınavı hazırlık oluyor. 6. sınıf sınavı bu. Şimdi 5. sınıf sanmıştım. Evet, 6 bu. At 3 p.m. öğleden sonra 3'te de ne yapıyormuş? Resim kursuna gider. On Sundays, pazarları he goes to football course. Bence goes olmaz buraya çünkü between diyor. Between diyormuş. Evet. 6 p.m. and 8 p.m. 6 ile 8 arası ne yapsın? Ha, fotoğraf bakarak şey yapıyorum ben. Plays football diyelim. Yeah. Dersi olmaz mı?
Nasıl? Belki şey antrenmanı vardır. O zaman antrenman yapar falan diyebilirsin ama gider deyince şimdi gitmek hani burada 6 ile 8 arası sürekli gidiyor mu? Fotoğrafı görmedim, o yüzden fotoğrafa On baktım Sundays sadece. he plays football between 6 p.m. and 8 p.m. Akşam yani öğleden sonra 6 ile 8 arasında futbol oynuyor. Yes. Evet, bitirdik. Şimdi ne yapıyormuşuz? Buraya yerleştiriyormuşuz, değil Yeah. mi? Hafta içi mesela sabahları hafta içi ne Has yapıyor bu break çocuk? wakes up, has breakfast, goes to school. Tamam, wakes up at Niye öyle mi yazıyoruz? 7 a.m. falan. Sadece Yo, tamam. wakes up yazsam olmaz Ama mı? şimdi hayır, şey tutacağız ya. Wakes Neyi tutacağız? up at 7 a.m. Ne tutacağız biliyor musun? Burada böyle, heh. Yani bir bunu düzen haline getireceğiz. Sonra has breakfast. Yani bu çocuğun hayatı nasıl geçiyor? Kaçta ne yapıyor? Yani rutini ne bu çocuğun? Rutinini tutuyoruz şu Çok anda. boş. Ne yapıyormuş? At 8 a.m. Ezberledim Tamam. artık. Ghost to school at 9 Sonra 9 a.m. ne p.m. ya? goes to school at 9 a.m. Tamam. Tamam, böyle yazdım. Sonra zaten eylemlere gerek yoktu sabah diye ayırmış ya. Sonra ne yapıyormuş? Kitap okuyormuş bir de. Bunu öğleden sonra yazalım. Read the book. Tamam, yeterli. Sonra ne yapıyormuş? Does his homework and watches TV at 7 p.m. Bunu akşam olarak yazacağım. Şunu does his homework öğleden sonra yazabiliriz. Does his homework. Tamamdır. Lunch'ı unuttuk. Burada lunch vardı. Has lunch at 1 p.m. Ben şurayı görmemişim. Şunu yanlış yazdım. Bu reads book buraya aitmiş. Akşama aitmiş. Bir dakika. Has lunch. Burası has lunch olacak. Şey karışık. Kağıttan karıştırdım. Has lunch at 1. Bir de yapıyor. Yemeğini yiyor yani öğle yemeğini. Sonra doğru gidelim. Sonra da 3'te ödevini yapıyor. Bitti. Şimdi akşam televizyon izliyor ve o kadar mı? Akşam televizyon izliyor değil mi? Evet. Evet. Aa, ay Bir de ay uyumaya gidiyordur. ay. Nerede o? Evening night diyor ya, evening Ha. ve night, o yüzden ikisini birlikte yazacağız. Ha, o zaman Night'ı başka bir yere koymamış. İkisini birlikte yapmış. anladım. O zaman ne yapayım? Kitap okuyor. Televizyon izliyor, kitap okuyor ve uyumaya gidiyor. O zaman şuraya yazıyorum. İlk önce televizyon izliyor, sonra kitap okuyor. Watches TV. Reads books. Sonra da goes to bed. Evet, hafta içini böylelikle dizmiş olduk. At weekends, hafta sonları bakalım neler yapıyormuş. Gets up at 9. Ne caps lock açtım? Yanlışlıkla açtım. Gets up Ben sana söyleyeyim, sen at yaz. 9. Ay öyle iyi olur valla. Söyle Hayır, bakayım. nine mı? At 9. Evet, Evet. nine. Has breakfast, has mı olur? Has olur. Hı Has hı. breakfast between 10 a.m. Tamam. and 11 a.m. Afternoon goes to an art course, değil mi? Hayır, on Sunday, Saturday. Ama hafta sonu zaten. O zaman niye şey yapmaya ihtiyaç olsun ki? Neyse. Goes to an art course. Sınavda da sen böyle yapacaksın Batu. Goes to an art course öğleden sonra. Sonra da akşamlarına da bunu yazacağız. Plays football. Tamamdır. Bu kadar. Yerleştirdik hepsini çocuklar. Ve böyle
bir tablo oluşturduk. Peki. Bakalım sonra neler varmış. Healthy Life Clinic. Sağlıklı yaşam kliniği. Tom goes to adult clinic for a healthy life. Evet, diyet yapıyormuş, değil mi? Diyet yapmak için bir kliniğe gidiyormuş. Diyetisyen Sam ne istiyormuş ondan? Bir assessment form doldurmasını istiyor. Yani hani bakalım sağlıklı mı yaşıyor, neden kilo veremiyor, hayatında ne sıkıntı var? Bunu bir doldurmasını istiyor. Şimdi Tom da dolduruyor. Tom, age 11, 11 yaşında bir Tom. What time do you get up every morning? Her sabah kaçta uyanıyorsun? Before 8 o'clock. 8'den önce uyanıyorum. Do you always have breakfast at home? Yes, I do. Her zaman kahvaltıyı evde mi yapıyorsun? Evet, demek ki sağlıklı kahvaltı yapıyor. What do you go to, how do you go to school? Okula nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyormuş okula? On foot. Yani yürüyerek gidiyormuş. How often do you brush your teeth in a day? Bir günde dişlerini ne sıklıkla fırçalıyorsun? Ne sıklıkla? Ne sıklıkla bakayım. Neredeyim? Ben yanlış yere baktım. Bir dakika. Once a day after breakfast. Evet. Yani bir kere kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra bir kez dişlerimi fırçalıyorum diyor. Yani bu yetersiz değil mi? Akşam yatarken en azından fırçalasın. Do you have a bath at least twice a week? I have a bath every morning. Her sabah, pardon, en azından, at least, en azından haftada iki kez duş alır mısın? Banyo yapar mısın? O da ne cevap verdi? I have a bath every morning. Yani? Her sabah yaparmış banyosunu. What kind of activities do you do after school? Okuldan sonra ne tarz aktiviteler yaparsın? Bak işte bulduk sorunu. Sorunu bulduk. Yeah. I watch TV and play computer games. Çok komiksin. Sorunu bulduk. Evet. Sorunumuz neymiş? Televizyon izlerim ve bilgisayar oyunu oynarım. Yani çocuklar hareketsiz bir yaşam varmış. Yaşam sahibi kendisi. Ve evet, sadece okula yürüyerek, ama okul yakınsa az yürüyor demek ki. What time do you go to bed? At 11 p.m. Evet, gece 11'de de yatağa gidiyormuş. Bakalım şimdi. Tom Talks daily routine hakkında konuştu ve şimdi biz bunu speech bubble'ını dolduracağız. Yani konuşma balonunu dolduracağız. Şimdi I before 8 o'clock I get up. Get up kullanmış. Biz de get up kullanalım puan kaybetmesinler. I get up. Birinci kişi olduğuna S ekleme gerek yok. Evet, birinci kişi olduğu için S eklemiyoruz. I get up, Tom'un ağzından söylüyoruz çünkü. Before 8 a.m. And I have breakfast. Breakfast at home. Değil mi? Evde yapıyormuş kahvaltısını. Ama every morning yazıyor da sonra. At home every morning. Ne yapacağız ya? I have breakfast at home. Kahvaltımı evde yaparım. Every morning, her sabah. Bu doğru. Güzel oldu. Hayır, aşağı bu bak. Başka bir şey. Ha, bak, bu bak, buraya başka bir şey gelecek. Ne gelecek buraya o zaman ya? I have breakfast every morning. I have breakfast at home. At home işte öyle. Anladın? At home aşağı geliyor. Allah Allah. I have breakfast every, her sabah kahvaltımı yaparım. Kahvaltısız olmaz diyorsun. I have breakfast every morning. Her sabah kahvaltımı yaparım. I have breakfast at home. Kahvaltımı evde yaparım diyorsun. Böyle mi olacak? Peki. Yaptım ama. Ben böyle diyorum vallahi. Ben de böyle diyorum. Başka bir şey olmadı. I brush my teeth after breakfast. I brush my teeth after breakfast, kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım. And then leave for school. Okul için ayrılırım. Evden ayrılırım. Leave for school. On foot on mu foot, diye. On foot, herhalde on foot'tur. Çünkü başka bir bilgi vermiş bize. Then leave for school. On foot. Çok garip oldu. Neyse. Bence de garip oldu. Gerçek bir şey yok. Then leave for school. Saat mi yazsak? Saatini de yazmamış. Bence buraya saat gelirdi, güzel olurdu. Bence neyse. De.
return home at 4 p.m. Öğleden sonra 4'te eve dönerim. After doing my homework, ödevimi yaptıktan sonra I. Evet, geldik sorumlu kısma. Watch TV and And play play computer computer games. games. Evet, günümüzün sıkıntısı. Yani VR'daysa bir şey olmaz. Watch TV and play computer games. Aa, gerçekten gözlü varsa en azından az da olsa hareket ediyor. They are fun and relaxing for me. Eğlenceli ve rahatlatıcı. I go to sleep. Kaçta giderim? At 11 11 p.m. p.m. Tam çok yakışıklıymış. Bitti. Evet çocuklar. Geçtik. Gene mi aynısı? Yok. Ha. Şimdi diyetisyen Sem'in önerisini okuyoruz. Bakalım daily rutininde, günlük rutininde bazı şeyleri değiştirmeye karar vermiş. Şimdi Sem'in önerilerini okuyoruz. Bakalım nelermiş. Dear Tom. Oku bakayım Batu. Gecikler uzun ama yine okuyayım. For a healthy life, kids age 9 to 13 should get 10 to 20 12 hours of hours yavrum. sleep each. Ya ben göremiyorum ki buradan. Uzaktayım. Sandalye çektim, uzağa oturdum. Ha, Bekle bak büyüttüm senin için. Bir de şuradan kontrol edeyim tam ha, oldu mu? Tamam. Ha. Tamam. Bu yani. kadar şey aksiyona gerek yok. Oku bakalım hadi. İnsan daha çıktı. 12 hours of sleep each night. They should go to bed before 9 p.m. and wake up before 9 a.m. Keeping good hygiene is also important. Kids should take a shower at least twice a week and brush their teeth at least twice a day. Nerede mi ya? Physical exercises is very important too. Kids should do activities that keep them moving and active. Süper. Yine aynı fikirdeyiz. Sem'le aynı fikirdeyiz. Biz bir tane sorun bulduk. Sem iki tane sorun bulmuş. 8 ve 13 yaş arası çocuklar 10 ile 12 saat arası uyumalılar. Yani demek ki Tom az uyuyor. Az uyku demek kilo demek. Okullar izin vermiyor. Biz ne yapalım? Sonra 9'dan önce yatağa gitmeli diyor. Geç gidiyormuş ve 9'dan önce uyanacak değil mi? Sonra ve hijyen çok önemli. Dişlerini ha bir bu sorunu biz de düşündük. Dişlerini az fırçalıyor günde bir kez. Bu hijyenik değil. İki. Sonra en azından haftada iki kez duş almalı ve dişlerini en azından günde iki kez fırçalamalı ve fiziksel egzersiz. Biz bu sorunu zaten düşünmüştük. Çok önemli. Çocukların aktif olmaları lazım, hareket etmeleri lazım diyor. Peki, check Tom's assessment. Şimdi Tom'un bu şeyini, önerisini, aman onun anlattıklarını yazıyoruz. Sonra write down the numbers of Tom's unhealthy habits according to. Evet, şimdi bu Sem'in önerilerine göre de Tom'un sağlıksız olan alışkanlıklarını yazacağız çocuklar. Evet, Tom'un burada şu assessment vardı ya, şuna bakacağız. Şuna daha doğrusu buydu. Bakacağız cevaplarına, şuraya da. Sonra diyeceğiz ki işte Sem'in ona anlattıklarını, önerilerine bakacağız. Buraya Tom'un yolunda gitmeyen alışkanlıkları. Mesela ne yapmış Tom? Demek ki az uyuyor. 11'de uyuması, 11'de uyuyup kaç 8'de kalkıyor. Yani 9 saat uyuyabiliyor sadece. Bu da sorun. Hatta before diyor. O da daha çok sorun. Daha önceden kalkıyor ya. Evet, 8'den önce uyanıyor. Ben 8'den önce uyanıyorum. Okul için 8'den önce uyumamız Ama lazım. bak şimdi 8'den önce uyanıyor. Ne zaman yatağa gidiyor? 11'de 11, yatağa 8'den önce gidiyor. yatağı. 7 desek mesela kaç saat yapıyor? 8 saat. Uyuyamıyor 8 değil. 7 saat çocuk uyuyamıyor. Hayır, 11, 8 8. 12, before, evet 8 saat. Yani 8'den önce kalktığına göre 8 saat gibi, 8,5 gibi herhalde. 9 en fazla uyuyor Uykusunu çocukcağız. alamıyor. Uykusunu alamıyor. Bir. O zaman birinci sorun ne? Tom Tom doesn't have enough sleep. doesn't sleep enough. Sleep Long enough hatta ha? long enough. Uzun yazalım da öğretmenler sonra çarpı atmasın.
Long enough. Yeterince uyumuyor. Birinci sorunumuz bu. Evet. Sonra ikinci sorunumuz hijyen. Şimdi duş konusunda bir sorun var mı? Her gün duş alıyorum demiştin Ha, her sanki. gün duş alıyor, benim gibi. Ama emin misin? Bir daha bir bakalım. Ben hatırlıyorum her Ay, gün. evet, ha, ama dişleri konusunda, Yani fırçalama konusunda dişler için. sıkıntısı vardı. Tom O doesn't zaman brush his teeth enough. He should brush his teeth two Tom times a day. should aman Tom should brush should brush his teeth twice a day. Kısa, kısa bir öz. Brush his teeth twice a day. Evet, günde iki kez dişlerini fırçalamalı. At least, en azından, değil mi? O zaman yani Tom doesn't brush his teeth enough. His teeth twice a day. Günde iki kez dişlerini fırçalamıyor. Bu bir problem, hijyen problemi. Bir de ne yapıyordu? Tom yeterince hareket etmiyor. Evet. Tom watches TV and plays computer games too much. And plays computer games too much. Too much. Hem bile Tom kadar oynamıyor. He should move. Move. And be active. Move and be active. Böyle çocuklar. Tamam. Ya böyle çocuk. Böyle. Güzel oldu. Peki. Adam and his friends are talking about their breakfast preferences. Evet. Kahvaltı tercihleri hakkında konuşuyorlar. Adam ve arkadaşları. Read the conversation and fill in the blanks with the correct names. Bizim konumuz. Evet. Bakalım. Hangileri hangileri? Kim kim? Şimdi Adam, sence Batu? I like having yani pancake'den anlaşılıyor zaten direkt B. Değil mi? Bir tek orada mı var? Evet. Evet. Cheese and olives. Evet. Pancake var. Cheese, peynir, olives, zeytin. Yani bu kişi Adam. Adam. Tamam. Büyük harfle. Olsun. Sonra burası? Honey'den belli oluyor zaten direkt D. Değil mi? Evet. Honey, bal, butter, tereyağı. Yağ yani. Jam. Ay çok kötü şeyi. Kahvaltı seçenekleri. Emily. Evet. Reçel. Bal. İkisi de tatlı. Birazcık zor yapsınlar ya. Sonra. I like croissants. Direkt belli oldu. A. Bu da Mark. Tamam. Croissant. Jam. Yine reçel. Bir de tea. Sonra muffin. I like muffins, tomatoes, tam direkt sandım. Son ne kaldı? Bu da Alice. Tamamdır. Süt, domates hiç iyi gitmez. Yani çok önemli kahvaltı çeşitleri olur. Gıcık yapar. E cidden ya. Başka ülkelerden gelirler diye düşünüyorum. Şimdi read the text, look at the grid and write down the correct numbers for each question below. Ne yapacakmışız? Bana mı okuyacaksın gene? Şimdi böyle ha, buraya her bir sorunun buradan bir tane şey yazacağız. Numara. Güzelmiş. Neden böyle yapıyor bilgisayar? Ha, oku bakayım. David asks his friends what they prefer for their breakfast. Bruce prefers cheese, olives, eggs and drinks milk for breakfast. Yaz bakayım buraya. Yaz kızım. Şimdi evet. Bruce cheese, olives, eggs ve milk. And tamam. Sonra? He doesn't like sausages. Tamam. Nancy eats honey and drinks coffee. But she dislikes pancakes and sausages. Niye kendi sosis sevmiyor ya? Ne sevmiyormuş? Sosis, kimse sosis sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Ve pancake, ben çok severim sosis. Tamam, sonra? Kevin likes omelettes and pancakes. But he doesn't like desserts such as honey and jam. Yani sağlıksız besleniyor.
Pancake seviyor. Hani sevmiyor. Direkt dessert sevmiyor. Ne tatlı sevmiyor. Evet. Tamam. İyi bir şey mi? Yani şeker açısından. Sonra Leyla. Leyla. Ha, bir Türk ismi bu. Benim Leyla. Leyla değilmiş Türk ismi. Prefer cereal and milk. But she doesn't prefer coffee. Toast or bread for breakfast. Kahve içmiyor. Tost yemiyor. Ekmek yemiyor. Bunun hiçbir şey yemiyor ki. Çubuk gibi bir şeydir. Tamam. Şimdi bu gördük bunları. Şimdi aşağıya bakıyoruz. Doesn't Bruce prefer? Şimdi Bruce'un tercih etmediği bir şey. Buraya numara yazacağız. Ne vardı? Sausages vardı. O zaman bulalım numarasını. Hangi? Şu 8. 8. Buraya 8 yazdık. Tamam. Does Nancy like Nancy'nin sevdiği bir şey. ne seviyormuş Honey Nancy? kafe. Honey ile kafe. Yani hani nerede? Şudur. 9, 6 ve 9. 9. 6 and 9. Okay. Is Bruce and Layla's favorite? Evet, Bruce'un ve Leyla'nın Leyla. favorisi. Favorisi. Leyla neredeydi? Cereal, milk. Burada mı ne vardı? Milk. O zaman ikisinin de favorisi milk. Seven ortak olarak. Doesn't Kevin like? Kevin'ın sevmediği bir şey arıyoruz. Sosis Kevin'de sosis yoktu. O bal sevmiyordu. Bal sevmiyor. Tatlı şeyleri sevmiyordu. Ben direkt tatlı ne var? 12 ekmek mi? Ekmek diye düşünüyorum bunu. Şimdi balla reçel sevmiyordu. Reçel demedi ki. Ama yine reçel Dedi tatlı dedi şey. dedi. Karışık bak. Bal mı? Burada mı reçel yok galiba. Görüyor musun Ay reçel resmi? reçel diyorum. Reçel resmi bakayım. Tatlı sevmiyor. Görmüyorum. Ama hiçbir tatlı dediğine göre tatlıları da yazabiliriz aslında. Bu ne ki? Bu 12 numara. Ne ben şey Ekmek benim bence. ekmek bu ekmek 11 numara ekmek. 12 o zaman tiramisu falandır. Öyle bir şeye benzettim ama vallahi çocuklar yani gerçekten öğretmeninize dersiniz. Hani öğretmenim ben biliyorum ama bu resmi bir şeye benzetemedim. Yani bir şeye benzetir misiniz dersin. Aa, tost. Tost. Evet Her ben sabah yiyorum ezberledim hatta ezberledim. tost haklısın. Şimdi bal bu pankek olmadan yaptık oldu. Şimdi peki does Leyla love? Leyla'nın sevdiği bir şey. Cereal'la milk. Yani En yukarı bir numara Cyril. emin En misin? yukarı çık bak. Güvenmiyorsun. Niye güvenmeyeyim? Milk de Güveniyorum. yedi. Çık bak bakayım. Doğru mu bilmişim? Tabii ki de. Peki, does Nancy and Bruce prefer? Nancy ile Bruce'un tercih ettiği ortak bir şey arıyoruz. Ne var? Honey, coffee. Aa, hiçbir şey bulamadım. Nan yaz. Nan mı yazayım? Dur bir dakika bir kontrol edelim tekrar. Olives, eggs, honey, coffee. Bir dakika bir daha bir Ben bakalım. bakacağım bir. Yüklensin. Bu da yani bu bir şeyi bitirebilsek ha. Cheese or is an eggs. Drinks milk, Nancy's honey and drinks Bak coffee. şurada yavrum. Böyle. Değil mi? Bir de kimdi? Bruce muydu? Bruce. Prefers cheese, olives, eggs and drinks milk. Ne alaka? Hiçbir şey... Hiçbir şeyleri birbirlerine benzemedi. Sence? Yani nan yaz bence hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ben nan yazıyorum o zaman. Çocuklar ben nan yazıyorum. Ben de diyorum lan. Saçma ya. İnsan bir şey yazar değil mi? Değil mi? Ortak bir şey bu olsaydı. Evet. Böyle. Bitti. Evet. Look at the visual and answer the questions. Evet. Görüntüye bakın ve Melih Melike ve sorulara cevap verin. Nutrition facts on one glass. Evet. Okay. Melih Kefir. Calories. Melike Kefir. Şimdi evet beslenme şeyleri değerleri 105 calories, 3 bir grams of bardakta fat. bunlar varmış. Kalorisi 105 kalori, 3 gram yağ, 3 gram protein, içinde B ve K vitamini varmış ve son kullanma tarihi de böyle. Yani şey Store in cool place. aralığın 3'üne kadar ve serin yerde tutun. Tamam, şimdi rahat çözelim. What is the country of origin? Turkey, Türkiye. Her yer Türkiye yazıyor. Herkes Turkey diyor ama her yerde Türkiye yazıyor. Türkiye artık. Artık bu kabul edildi. Ya ama izlediğim videoda da
Türkiye yazıyor, millet şey Turkey diyor. Niye böyle olduğunu unuttum. Türkiye. Ya eskiden kalan alışkanlıktır o. Artık şey. Haberlerde falan da yazıyor. Artık Türkiye olarak uluslararası platformda kabul edildi. Peki, what are the nutrition facts of a glass of kefir? Bir bardak kefirin, evet, besleme değerlerine bakıyoruz şimdi. 105 calories. Aa, bunların hepsini işte bunu yazacak mıyız? Ben yazarım, ben hızlı yazarım. Ay, calories. Bizim şey birazcık yanlış yazdım. Biraz bozuk ya. Zor yazılıyor. Tamam. Sonra fat. Sonra vitamin. Vitaminleri de çocuklar B ve K vitamini, B and K. Böyle. Bunlar. Sonra nasıl saklayacakmışız? Nasıl saklayacağız? Yine cool Place. place, serin bir yerde. Tamam. Size Batu bunları verirken şu değerleri son kullanma tarihinde yazıyor musunuz? Nasıl? Yoksa buraya Yo. mı yazsak daha şey Yo. onu Son kullanmayalım kullanma mı? tarihini yazmıyoruz direkt. Tamam, yazmayalım, geçtik. Bunun için farklı bir yer açıyoruz. Evet, yine görüntülere bakıyoruz çocuklar. Köfte. Gloria, Melissa ve Betty have for today's lunch. Bugün öğle yemeklerinde bunları yiyorlar. Read the nutrition facts of the food. Evet, şimdi bunların bu beslenme değerlerine bakıyoruz. Ne diyor? Besin değerlerine. Ha, besin değerlerine bakıyoruz ve tamamlıyoruz. Şunları tamamlayacağız. Betty and Melissa don't have any. Betty ve Melissa hiç ne yok tabaklarında? K vitamini, K vitamin. Direkt Gloria'da direkt vitamin yok. Gloria'da olan Yok. ama Betty ve Melissa'da olmayan bir şey arıyoruz. Ha Bence Betty ve Melisa. mesela Şeker. Ya da şeker. şeker, evet, sugar. Aferin sana. Çok zeki. Sonra there aren't any, evet, vitaminleri, kimin şeyinde tabağında hiç vitamin yok. Gloria. Gloria'nın tabağında hiç vitamin yok. Gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramıyor yani. Çöp. Ama yiyoruz, seviyoruz. Ne yapalım? Gloria'nın tabağında hiç vitamin yok. Sonra yavrum. Bakıyoruz şimdi. Açıl. Ha. Gloria'nın ve Betty'nin tabağında bir şey var ve bir şey var. Bakalım. Fat ve Gloria ve Betty. Her ikisine bakacağız şimdi. protein bence. Bakalım. Fat, evet, her ikisinde de var. Protein de her ikisinde var. Değil mi? Evet. Fat and protein. Tamamdır. Sonra protein, onların tabaklarının, kimlerin tabağında protein var? O zaman kimmiş? Gloria. Bir de Betty'nin mi vardı? Hepsinin var. Evet. Protein, protein, protein. Hepsinin tabağında protein var. Betty, Melissa, Gloria. All of them yazalım. Yazalım. Hepsi. Melissa'nın tabağında hiç ne yok? Melissa'nın Fat. tabağında Fat hiç. yoktur mantıken. Evet, hiç fat yok. Bir de sugar yok. Tamamdır. Evet, yağ ve şeker hiç yok. Bitti. Sen de hazırsın Batu sınava. Yazıyorum. Hadi bakalım. Tebrikler.